Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğrusal denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları ile ilgili örnekler yapacağız arkadaşlar ve bu örnekleri de ben hangi kitaptan alıyorum? Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanmış olan Baylin, Ziegler ve Barnett yazarları bu yazarlara ait olan genel matematik kitabını kullanacağım. Bu kitapta 9 ve 12. sayfalar arasındaki soruları hepsini değil ama bir kısmını çözeceğim. Bunlar arkadaşlar hem denklemle ilgili hem de eşitsizlikle ilgili örnekler olacak. Şimdi ilk örneğimize bakıyoruz. Mary diye bir hanımefendi var. %8,5 satış vergisi veriyor. $190 dolar harç ödüyor. Ve toplamda 28.400 dolar ödeyerek otomobil satın alıyor. Bu otomobilin satın alma fiyatı ne kadardır? Bu otomobilin aslında ham fiyatı satış vergisi olmadan, 190 dolar ruhsat olmadan fiyatı ne kadardır diye bize soruyor. Yapmamız gereken şey nedir? İlk önce bu tarz soruları okuduktan sonra değişkenimizi, bilinmeyenimizi belirlemek ve ona bir isim vermek. Ben burada hem Mary'ye ithafen hem de paranın, money'nin İngilizce'de M'sini kullanıyorum ve M diyorum arabanın ha satın alma fiyatı diye ifade ediyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ne yapmalıyım? Bundan sonra bu cümle içerisinde geçen ve M değişkenine bağlı olan onun cinsinden ifade edilecek sayılar var mı? Ondan bağımsız olan sayılar var mı? Onları belirlemeliyim ve ona göre de bir model oluşturmalıyım. Şimdi ilk baktığımızda ne görüyoruz? %8,5 satış vergisi görüyoruz. Satış vergisi bir malın fiyatına bağlı olarak hesaplanır. %8,5'i olarak hesaplanır. Ne demek istediğimi anlatayım. Ben 10 dolarlık bir ürün alırsam ödeyeceğim satış vergisi eğer %8,5'ten ise ne kadar olur? 10 dolarla neyi çarpacağım? 8,5 bölü 100'ü çarpacağım. Ve böylelikle 0,85 dolar ne ödemiş olacağım? Bir satış vergisi ödemiş olacağım. Başka bir ürünü mesela 1000 dolara satın aldım. Neden aynı ürüne 1000 dolar vereyim ki? 1000 dolarlık bir ürün alırsam o zaman ne kadar satış vergisi ödüyorum? Onu hesaplayayım. Bakın 1000 doların %8,5'ini hesaplayacağım. Ve 1000 ile 100'ü sadeleştirdiğimiz zaman burada 1, burada 10 kalacak. Ne olacak? 85 dolar ne ödeyeceğim ben? Bir satış vergisi ödeyeceğim. Yani cebimden kaç lira para çıkacak? Mesela burada cebimden çıkacak olan para 10 dolar 85 senttir. Burada ise 1085 dolardır. Demek ki satış vergisi arabanın ham satın alma fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani evet ben arabanın bir fiyatı var. Arabaya ödeyeceğim %8,5'lik bir onun fiyatı üzerine ödeyeceğim %8,5'lik bir neyim var? Satış vergim var. Bir de ruhsat alıyorum. Ruhsatı alırken 190 dolar veriyorum ve bu 190 dolar sabit bir gider. Bu zaten benim normal harcım, ödeyeceğim harç. Ve bu istersen 10 bin dolarlık araba alayım, istersen 1000 dolarlık araba alayım, hepsi için sabit. Benim cebimden çıkanlar ne olacaktır toplam? Bu kadar para. Yani arabanın ham fiyatı M, arabanın satış
vergisi, arabanın satış vergisi artı bir de harç parası 190 dolar. Ne kadar ödemişim? 28.400 dolar ne yapmışım? Ödemişim. Evet, 28.400 dolar cebimden para çıkmış. İşte şimdi ben neyi yazmış oldum? Az önceki sözel ifadenin denklemini veya matematiksel modelini aslında yazmış oldum. Denklemi yazdım. Bu sözel bir ifadeden ne yaptım? Bir, bilinmeyeni belirledim. İki, bu bilinmeyene bağlı olarak yazılacakları ve bilinmeyenden bağımsız olanları belirledim. Ve sonra da burada ben satın alma yaptığım için toplam cebinden çıkan paraları ne yaptım? M'ye bağlı olarak ve sabit sayıya yani harca bağlı olarak ifade ettim. Artık bundan sonra geri kalan kısım nedir? Birinci dereceden bir denklemi çözme işlemleridir. Bunu tabii biraz düzenlememiz gerekecek. Düzenleyelim. 108.5 çarpı M nasıl yazılacak? 8.5 M bölü 100 yazılacak. Burada 190 var. Şu sağ tarafta 28.400 var. Ve ben bu eşitsizliğin her iki tarafından ne çıkartacağım? 190'ı çıkartacağım. 190'ı çıkartmamın sebebi 190'ın toplamaya göre tersini çıkartıyorum arkadaşlar veya eksi 190'ı ekliyorum eşitliğin her iki tarafına. 28.400 artı eksi 190. Böylelikle eşitliğin sol tarafında sadece M'ye bağlı olan ifadeler kalacak. O da 108.5 M paydasını eşitleyerek toplama yapıyorum. Eşittir 28.400'den 190 çıkacak ve kaç lira kalacak hemen bak 28.210 dolar kalıyor 28.210 dolar kalıyor 28.210 dolar kalıyor ve burada da M'yi bulmam lazım. M'yi bulmak için ne yapmam gerekiyor? Önce eşitliğin her tarafını 100'e çarparım. Değil mi? 108.5 M eşittir 28.210 çarpı 100. Ve sonra da her iki tarafı neye bölerim? 108.5 5'e bölerek M'yi hesaplayabilirim. O da hesaplarsak, hesap makinesi kullanırsanız 26 bin dolara eşit oluyor. Demek ki Mary bu arabaya eğer harç vermeseydi, satış vergisi vermeseydi 26 bin dolara ne yapacaktı? Satın alacaktı. Yine de Mary ne yapsın? Öpsün, bu fiyatları başına koysun. Çünkü Türkiye'de olmaya kalk yani bu Türkiye'de almaya kalksaydı bu arabayı muhtemelen değil mi? Bunun 3-4 katı kadar bir fiyat vermesi gerekecekti. Bakın şimdi başka bir örneğimiz var. Bu örnekte benzer bir örnek. Ne yapmış? Burus diye bir vatandaşımız var. Bu vatandaşımız da ne yapıyor? Bilgisayar alıyor. 957 dolar 40 957 dolar 46 sent de bilgisayarı para ödüyor. Bilgisayarın satış vergisi %6.3 dolar, %6.3 oluyor ve kargo içine 91 dolar ödüyor. Buna göre bilgisayarın fiyatı ne kadardır diye sormuşuz. Yani ben bilgisayar satın aldım ama 957 dolar nokta 46 sent ödedim ama bunun içerisinde hem kargo parası var hem satış vergisi var. Az önceki sorudan hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı olmadığı için de ben yine burada ne yapmak zorundayım? İlk önce değişkenime isim vereceğim. Değişkenime ben burada hem Bruce olduğu için hem de bilgisayar aldığı için B diyeceğim. B dediğimiz şey bilgisayarın satış fiyatı. Evet, bilgisayarın satış fiyatı benim bilinmeyenim. Sonraki aşamada ne yapıyordum? İkinci adımda şuna bakıyordum. Bu cümle içerisinde bilgisayarın satış fiyatı cinsinden ifade edilen ve bundan bağımsız olarak ifade edilen rakamlar var mı yok mu? Bakıyorum bilgisayarın satış vergisi %6.3. Satış vergisi fiyat üzerinden hesaplanacağına göre o zaman bu bilgisayarın satış fiyatına bağlı. Yani bilgisayarın fiyatı arttıkça ben daha fazla vergi veririm.
Bilgisayarın fiyatı düştükçe ona göre daha düşük vergi veririm. Neden? Çünkü yüzdesini alıyorum bilgisayarın fiyatının. Demek ki satış vergisinin fiyatı B lira, B dolar olan bir bilgisayarın satış vergisi ne kadara eşitmiş? 6.3 bölü 100 çarpı B'ye eşitmiş. Bir de ne verdik biz? Kargo parası verdik. Kargo parasına da ne kadar vermişiz? 91 dolar vermişiz. Bütün bunların hepsinin toplamı ne kadar etmiş? 957 dolar 46 sent etmiş. Yapacağımız işlem ne? O zaman hemen toplananları yazalım. İlk önce bilgisayarın bir ham fiyatı var. Hiç vergi olmadan, kargo parası ödemeden verdiğim B ile gösterdiğim bir fiyat var. Sonra bilgisayarın fiyatı üzerine ödediğim bir satış vergisi var. 6.3 bölü 100 B şeklinde göstermişim onu da. Bir de kargo param var 91 dolar. Bunların hepsinin toplamı 957 dolar 46 sent olmuş arkadaşlar. Az önceki sorudan bir farkı var mı? Tabii ki yok. Ve ne yapacağız? İlk önce eşitliğin her iki tarafından, eşitliğin her iki tarafından 91'i çıkartacağız. B artı 6.3 bölü 100 B eşittir 957.46 eksi 91 ve o da kaça eşitmiş? Şu toplamayı da yapalım paydasını eşitleyerek. 100 B artı 6.3 B bölü 100 eşittir kaç oluyormuş? 886 dolar 46 sent oluyormuş. Düzenlersek 106 dolar 3 sent kadar bir B var çarpı B var. 106.3 çarpı B var. Eşittir. Şunlar nokta yazılımı. Diğer yerde nokta bazerde bir konucu olmaz. Değil mi? Eşittir. 100 çarpı şu paydadaki 100 buraya çarpım olarak geçecek. 100 çarpı 886.46 ve B'yi bulmak için de her iki tarafı neyi böleceğim? Her iki tarafı 106.3'e böleceğim. 106.3'e bölelim arkadaşlar. Her iki tarafımızı da böldük ve B sayısını şimdi hesap makinesi kullanarak bulursak kaç çıkıyormuş? 815 dolar 11 sent. Yani bilgisayarın kargo masrafı olmadan satış vergisi olmadan toplam fiyatı, gerçek ham fiyatı 815 dolar 11 sente eşittir diye bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim iktisadi bir uygulamaya. İktisadi uygulamamızda başa baş analizinden bahsedeceğiz. Başa baş analizi ne demektir onu söyleyelim. Şimdi iktisatta bir firma ürün sattığı zaman ne yapar? Belirli bir miktar gelir elde edilir. Elde eder. Biz bu firmanın yaptığı satıştan elde edilen geliri biz R ile gösteriyoruz. Elde edilen gelir. Revenue'nun İngilizcesi revenue. Bunun R ile gösteriyoruz. Bir de maliyeti vardır. Değil mi? Üretim toplam. Şöyle yazalım. Bunlar arkadaşlar toplam gelir ve toplam maliyet. Toplam maliyetimiz. Yani C'de toplam maliyetimiz. Ne kadar ürettim? İşte 100 tane ürettim. Ne kadara mal ettim bu 100 tanesini? C liraya elde ettim. Bu da nereden geliyor? Cost'tan geliyor. Şimdi ben bir de kar fonksiyonum var. Onu büyük P ile gösteriyorum. Kar fonksiyonum var. Bu da neydi? Profit'ti arkadaşlar. Şimdi kar dediğimiz nedir? Kar dediğimiz şey şudur. Şurada birazcık daha benim boşluğa ihtiyacım var demek ki. Biraz daha boşluğa ihtiyacımız var. Evet. Evet, kar ne demektir? Kar dediğimiz şey benim gelirimden maliyetimi çıkartarak elde edeceğim, değil mi? Elimde kalacak olan
miktardır. İşte 100 lira kazandım. 30 liraya mal ettim. Ne kadar elimde cebimde para kaldı? 70 lira, o benim karımdır. Zarar da elde edebilirim, değil mi? Eğer 100 liraya sattım ama 120 liraya mal ettiysem, değil mi? 100'den 120 çıkarsa eksi 20 kalır. Yani eksi 20 ne demektir? Ben zarar ediyorum. O 20 lira benim cebimden çıkıyor. Ben zarardayım demektir. O yüzden onu da şöyle yazalım isterseniz. Eğer bizim gelirimiz yani R'miz maliyetimizden büyükse biz kar fonksiyonu sıfırdan büyük olur. Biz kar elde ederiz. Kar elde edilir. Değil mi? Eğer gelirimiz maliyetimizden düşükse o zaman bizim kar fonksiyonumuz sıfırdan küçük yer alır. O zaman biz zarar ederiz. Bir de ne vardır arkadaşlar? Günün sonunda gelirimin maliyetime eşit olduğunu varsayalım. Yani ne kadara sattım? İşte 100 liraya sattım tüm ürünlerimi. Ne kadara mal ettim? 100 liraya. Ne karım var, ne zararım var. Değil mi? Ne kar, ne zarar durum. Yani burada kar sıfır eşit. Burada da biz buna başa baş noktası dediğimiz, başa baş dediğimiz duruma geliyoruz. Başa baş noktası dediğimiz durum. Başa baş durumu diyelim veya hangi noktada geliyorsak ona da durum nokta diyeceğiz. Yani sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ben sabahtan akşama kadar çalıştım. Ürünlerimi sattım ama sattığım ürün miktarı maliyetimi tam olarak karşıladı. Cebime para girmedi ama cebimden para da çıkmadı. Eve ekmek götüremedim ama evimden de bir şey satmak, değil mi? Veya bir birikimden bir parçayı alıp da o zararı kapatmak zorunda da kalmadım arkadaşlar. Biz buna başa baş durumu diyoruz. Şimdi bizim sorumuzda diyor ki bir multimedya işletmesi DVD üretmektedir. Bu DVD'ler için bir kez katlanılan ve film, düzenleme ve promosyon maliyetlerini içeren sabit maliyetler 48 bin dolardır. Üretim, paketleme ve perakendecilere satılan DVD'lerin dağıtım maliyetlerini kapsayan değişken maliyetler ise her DVD için 12,40 dolardır. Bu DVD perakende satış noktasında tanesi 17,40 dolardan satılmaktadır. İşletmenin başa baş noktasına gelmesi için kaç tane DVD üretip satılmalıdır diye size söylüyor. Şimdi gene bir sonraki örnek gözüküyor burada. Onu da birazcık daha aşağıya indireceğim. Şuradaki kağıtlarımı da bir düzenleyeceğim. Ondan sonra da güzelce sorumuzu çözmeye başlayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi, hatta belki biraz daha boşluğa bile ihtiyacımız olabilir. Şimdi gelelim neydi bizim? Maliyetimizi direkt olarak vermemiş. Maliyetle ilgili şunları söylemiş. Demiş ki, bir defa katlandığın, senin bir sabit maliyetin var. Bu bir defa katlandığın maliyetler senin sabit maliyetlerin. Hatta şöyle bir şey söyleyelim. Bunlar sabit maliyetler arkadaşlar. Hiçbir şey üretmesen bile cebinden veya evet cebinden çıkacak olan paradır. Sen ne yaptın? İşte film yapmış, düzenleme yapmış, promosyon yapmış. Evet, bunların hepsini yapmışsın. Çok güzel. Ama sen hiç ürün üretmeden de bunları yapabilirdin. Yaptın da zaten üründen bağımsız olarak. Ne yaptın? Gittin dedin ki ben DVD basıyorum. Bunun broşürlerini yaptırdın, dağıttın. Bu sabit maliyet. Sonuçta ürettiğin DVD başına ne yapmıyorsun? Gidip broşür bastırmıyorsun sen. Belki 1.000 tane sabit bastırıyorsun. Hiç üretmesen de 1.000 tane bastırıyorsun. Üretsen de 1.000 tane bastırıyorsun. Biz o yüzden bunları sabit maliyet diyeceğiz. Yani üretim sıfır bile olsa cebinden çıkacak olan paralara biz sabit maliyet diyoruz. Ve bunlar da toplam ne kadarmış? 48 bin dolarmış. 48 bin dolar. Bir de değişken maliyetler var. Değişken maliyetler nelerdir? Senin ürettiğin ürüne bağlı olan maliyetlerdir bunlar. Yani mesela ne demiş burada? Üretim, paketleme ve perakendecilere satılan DVD'lerin dağıtım maliyetlerini kapsayan değişken maliyetlerde her DVD için
12,40 dolardır. Birim bir değişken adetler birim DVD başına DVD öyle yazılmıyor. DVD başına ne kadarmış? Başına 12,40 dolarmış. Şimdi değişken maliyetlerimiz, bakın üretim yaptığımız zaman DVD başına hesaplanıyor. Bir tane ürettiğim zaman 12,40 dolar ödüyorum. İki tane ürettiğim zaman 2 çarpı 12,40 dolar ödüyorum. Üç tane ürettiğim zaman 3 çarpı 12,40 dolar üretiyorum. Yani ürettiğim miktara bağlı olarak artan veya işte üretim azaldığı zaman da ona bağlı olarak azalan nedir bunlar? Maliyetlerdir. Değişken maliyet benim ürettiğim miktara bağlı olarak belirlenir. Yaptığım üretime bağlıdır arkadaşlar. Bir de neden bahsetmişti, söylemişti bize? Bunların satış fiyatının, DVD'nin satış fiyatının, DVD satış fiyatının birim, tabi birim fiyatı bunlar. Birim fiyatımızın ne kadar olduğunu söylemişti. O da 17,40 dolar diye söylemişti. Sorduğu şey de şuydu. Bu şirketin başa baş noktasına gelmesi için kaç tane DVD üretip satması gerekir diye söylemişti. Kaç tane DVD üretip satmalı ki bu şirket başa baş noktasına gelsin? Yani geliri neye eşit olsun? Maliyete. Bakın sorun içinde cümle, bak sorun içinde bana bilinmeyeni soruyor. Kaç tane DVD üretip satmalıdır ki diyor. Demek ki benim değişkenim veya bilinmeyenim neymiş? Üretilecek olan ve satılacak, üretip satılacak olan DVD miktarıymış. Ben DVD miktarını neyle göstereyim, o miktar değişik olarak ne diyeyim? Mesela D diyeyim. D dediğimiz şey ne olsun? Üretilecek. Depoya falan koymayacağım. O yüzden hepsini satacağım. Üretilecek ve satılacak. Satılacak. Ne miktarı? DVD miktarı arkadaşlar. Benim bilinmeyenim bu. Sorunun zaten içinde geçiyor. Diyor ki bu firmanın başa baş noktasına gelmesi için kaç tane DVD üretip satmalıdır diyor. Daha sonra yapacağım işlem ne? Daha sonra yapacağım işlem, her şeyden önce bu değişkene bağlı olarak yazılacaklar ve yazılmayacakları belirlemek. İlk önce maliyetimizi, hatta burada ilk önce maliyeti önce yazayım. Bu değişken cinsinden, sonra da gelirimi yazayım. Ondan sonra zaten geliri maliyeti eşitleyerek soruyu çözeceğim. Şimdi geldik biz maliyetimizi hesaplamaya. Maliyeti nasıl hesaplayacağım? Bir kere her şeyden önce ben hiçbir şey üretmesem bile ödeyeceğim bir sabit maliyet var mı? Var. 48 bin dolar zaten cebimden çıktı. İstersem üreteyim, istersem üretmeyeyim. Bir de bir tane ürettiğim zaman 12 dolar 40 sent ödüyorum DVD üretiminde. O zaman B tane üreteceksen, bakın bir tane ürettim, bir tane üretince ne kadar veriyorum? 12,40 dolar veriyorum. İki tane üretince ne kadar veriyorum? 2 çarpı 12,40 dolar para veriyorum. O zaman D tane üretirsem kaç tane verir, kaç lira veririm? D çarpı 12,40 dolar ne yaparım? Para veririm. Demek ki burası da ne oluyor? 12,40 çarpı D olur. Benim bu neyim? Toplam maliyet fonksiyonu. Toplam maliyetim. Bu doğrusal bir maliyet fonksiyonu. Toplam maliyet fonksiyonumuzu bulduk. Peki gelirimizi bulalım. Bakın bir tane DVD'yi sattım. Bir DVD sattım. Ne kadar kazandım? 17,40 dolar kazandım. Bu kadar gelir elde ettim. İki tane DVD satarsam ne kadar gelir elde ederim? 2 çarpı 17,40 dolar gelir elde ederim. 3 tane DVD satarsam ne kadar gelir elde ederim? 3 çarpı 17,40 dolar gelir elde ederim. Ben kaç tane üretip satmayı planlıyordum? D tane. O zaman D tane DVD'de ne kadar ben gelir elde ederim? D çarpı 17,40 dolar
Gelir elde ederim. Demek ki benim gelirim neymiş? 17.40 dolar çarpı 17.40 çarpı D dolar. D'yi yazmayı unutursak olmaz tabii ki. Burası da D dolar. Çok güzel. Burada benim neyim? Bu da benim gelir fonksiyonum. Toplam gelir fonksiyonu. Evet, gelir fonksiyonumuzu nasıl hesapladık? Sattığım fiyatla sattığım miktarı çarparsam toplam gelirimi bulmuş olurum. Burada gelirim D'ye bağlı bir ifade. Onun bir fonksiyonu aslında. Maliyetim de D'ye, yani üretilecek ve satılacak olan DVD miktarına bağlı olan birer ifade arkadaşlar. Şimdi başa baş noktasına geldiğimizde biz ne diyoruz? Diyoruz ki R C'ye eşittir. Başa baş noktasında, yani sıfıra sıfır, elde var sıfır. Gidiyorsun eve, kocana diyorsun ki ya ben bugün işte şu kadar DVD ürettim, sattım ama maliyetimi ancak karşıladım. Bugün eve ekmek getiremedim diyorsun kocana. Kocan da diyor ki canım sağ olsun. Ondan sonra hiç önemli değil. Yarın inşallah daha güzel olur diyor. Sana ne yapıyor? Sana destek oluyor. Değil mi? Başa baş noktasındayız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz daha şuraya boşluk ekliyoruz. Neden? Çünkü alttaki soru yine hala daha gözükmeye devam ediyor. Çünkü şimdi ne yapacağız? R eşittir C'yi çözmeye başlıyoruz. Evet, turuncu renge geçelim. R neydi? 17.40 D'ydi. Sağ tarafa geliyorum. O da 48.000. 48.000 artı 12.40 D. Şimdi bu nedir? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem değil midir? Kesinlikle öyledir. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Hadi bakalım D'ler, siz eşitliğin diğer tarafına toplanın diyeceğiz. Ne yapacağız? Her iki taraftan, aslında biz her iki taraftan neyi çıkartıyoruz? 12.40 D'yi çıkartıyoruz ama sanki bu eşitliğin diğer tarafına eksi 12.40 D diye geçiyormuş. Öyle bir izlenim veriyor. Biz de o izlenimi, teorimi bildiğimiz için kullanmaya devam ediyoruz. 17.40 D eksi 12.40 D. Bir yerde bir şey yanlış mı yaptım? Doğru mu yaptım? Evet, hepsi zaten aynıymış. Doğru. O da eşittir. 48.000 oldu. 17.40'dan 12.40 çıkarsa 5D kalır. 5D eşittir 48.000'den. Buradan da D'yi hesaplarsak sonucumuz kaç çıkacaktır arkadaşlar? Sonucumuz 9.600 çıkacaktır. Sonucumuz 9.600 çıkacaktır. 9.600. Bu bulduğumuz 9.600'ün anlamı neymiş? Bunun anlamı şu. Ben 9.600 adet DVD üretip satarsam bu durumda benim gelirim maliyetime eşit olacak, karım sıfır olacak ve başa baş noktasında olacağım. Yani ne yapacağım? Akşam eve gittiğim zaman kocama diyeceğim ki kocacığım, bugün ben çalıştım, 9.600 adet ne yaptım? DVD ürettim, sattık da hepsini çok şükür ama ne yapamadık? Kar elde edemedik ama en azından zarar da etmedik. O yüzden de müşteriyim, içim rahat. Yani şeydeyiz, karımız toplam sıfır, gelirimiz maliyetimize eşit, başa baş noktasındayız diye ne yapıyorsun? Kocanla gelip konuşuyorsun. Kocan da seni ne yapıyor? Diyor ki hiç önemli değil canım, yarın her şey daha da düzgün olacak diyor. Böylelikle bu soruyu da çözdük. Şimdi gelelim bir sonraki örneğimize.
Tüketici fiyat endeksleriyle ilgili olan bir örnek arkadaşlar bu. Tüketici fiyat endeksi TÜFE 100'e eşit olan ve belirlenmiş bir dönem için ortalama fiyatlarda zaman içindeki değişimi gösteren bir ölçümdür. Tüketici fiyat endeksi dediğimiz aslında bir sepet hesaplanıyor. Bu sepetin içerisindeki ürünlere ürünlerin fiyatlarına bakılarak arkadaşlar hesaplanıyor. Tabii o fiyat o sepetin içine ne koyduğunuz çok önemli. Onu da belirtelim. Ve ne demiş? Endeks temel tüketim ürün ve hizmet fiyatlarını esas alır. Tablo 2'de 1960'tan 2005 yılına kadar olan TÜFE listelenmiştir. 2005 yılındaki yıllık ücret ne kadar olmalıdır ki 1960 yılındaki yıllık net 13 bin dolarlık olan aynı satın alma gücünü sağlasın. Bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir endeks miktarı arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakın bu çok güzel bir soru aslında. Neden güzel bir soru? Şimdi 1960 yılında TÜFE endeksi 29.6'ymış. Öte yandan 2005 yılında endeks 195.3'e eşit olmuş. Yani 1960 yılında endeks 29.6, 1960 yılında bizim endeksimiz ne kadar? 29.6. Yani o sepetteki ürünlerin fiyatlarındaki değişim 29.6 olarak hesaplanmış. Bu arada arkadaşlar TÜFE hesaplanırken belirli bir dönem baz dönem olarak alınır, temel dönem olarak alınır. Burada da 1982-84 dönemini 100'e eşit olarak almışlar. Dikkat edersiniz. O dönem için 100. Ona göre diğer dönem hesaplanıyor bu endekslerde. Endeksimiz ve benim o dönemki gelirim ne kadarmış? Yıllık 13 bin dolar. 13 bin dolar gelirim var benim 1960 senesinde. 2005 senesine geliyorum. 2005 senesine geldiğimde benim endeksim 195.3 olmuş. Benim gelirimin ne kadar olması lazım ki ben 13 bin dolarla 1960 senesinde yaptığım alışverişi 2005 senesinde de ne yapabileyim? Alabileyim. Bana bunu soruyor. Bu çok güzel bir soru. Çünkü yani 13 bin doların bir satın alma gücü var. Ve sen bu satın alma gücünü bu endekse göre belirliyorsun zaten. Öyle değil mi? Yani ben 1960 senesinde de 13 bin dolar kazanıyordum. 1975'te de 13 bin dolar kazanıyordum dediğinde senin gelirin aynı kalmış değil. Aksine bakın mesela 1960'da 13 bin dolar kazanıyorsan 1975 yılında da 13 bin dolar kazanıyorsan sen zarardasın. Çünkü bakın endeks artmış. Peki benim hayat kalitemin, hayat standartımın ben değişmesini istemiyorsam 1960 senesinde 13 bin dolarla alabileceğim her şeyi 2005 senesinde de almak istiyorsam gelirimin ne kadar olması gerektiğini bulmak için ne yapmamız gereken şey şu. Gelirimiz 1960 bölü gelir 2005 eşit olmalıdır. Endeks 1960 bölü endeks 2005. Yani bu iktisatta standart bir aslında hesaplama. İktisat okuyanlar varsa aranızda rahatlıkla bunları çözmeyi biliyorlardır zaten. Bakın benim gelirim 1960'da kaç bin dolar? 13 bin dolar. Ben zaten 2005'teki gelirimi bilmiyorum. Onu ben gelirin G'siyle göstereyim. Ve 1960 senesindeki endeksim 29.6, 2005 senesindeki endeksim 195.3. Hesap makinesi kullanarak bunu hesaplayacağım. Hesaplayıp hemen yazacağım. Evet, onu da hesap makinesiyle bulalım demiştik. Ne çıkacak arkadaşlar? Bakalım hemen şimdi şuradan aşağı ineyim. Evet, burada gelirimiz yani benim 2005 senesindeki gelirim 2005 senesindeki gelirim kaça eşit olacaktır? 13 binle neyi çarpacağız? 13 binle 195.3'ü çarpacağız. Bunu da neyi böleceğiz? 29.6'ya böleceğiz ki
İşler dışlar çarpımı dediğimiz yöntem aslında bu, hatırlarsanız eğer. Ve onun da sonucu kaç çıkıyormuş? 85.773 dolar 65 sent. Yani bakın, alım gücü inanılmaz derecede aslında düşüyor. Bakın, 1960 senesinden 2005 senesine gelindiği zaman alım gücü inanılmaz derecede düşmüş. Çünkü 1960 senesinde 13 bin dolara satın alabildiğim şeyleri ben 2005 senesinde satın almak için 85.773 dolar 65 sente ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yine doğrusal denklemlerin uygulamalarını devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce size teşekkür etmek istiyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve beni dinlediğiniz için. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşmeyi ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler arkadaşlar.